Bir maddeden yüklerin ne oranda geçtiğine ya da geçip geçmediğine bakarak maddeleri iletken, yalıtkan ve yarı iletken olarak sınıflandırabiliriz. Bu videoda yarı iletkenlere odaklanacağız. Peki, yarı iletken nedir? Ne gibi uygulamalarda kullanılabilir? Şöyle düşünelim. İletkenler elektriği iletir. Yani bu maddelerden yükler gelip geçebilir. O zaman elektriğe ihtiyacımız olduğu zaman iletken maddeleri kullanırız. Yalıtkanlara gelirsek, onlar da elektriği iletmeyen maddeler grubuna girer. Demek ki elektriğe ihtiyacımız olmadığı zaman da yalıtkan maddeleri kullanabiliriz. Peki ya yarı iletkenler? Onları nerelerde kullanabiliriz? Bunu anlamak için size bir fotoğraf göstereceğim. Şuradaki adamlar büyük bir nesneyi ittiriyorlar ve şuraya yerleştirmeye çalışıyorlar. Bu fotoğraf yaklaşık olarak 60 yıl öncesine ait. Adamların ittikleri şey ilk üretilen sabit disklerden biri. O dönemde çok ileri teknoloji olan bu sabit diskin kapasitesi 5 megabaytmış. Yanlış duymadınız 5 megabayt. Şimdi de günümüzden bir fotoğrafa bakalım. Bu benim fotoğraf makinem için kullandığım hafıza kartı ve kapasitesi 32 gigabyte. Gigabyte diye de okuyabilirsiniz önemli değil. Önemli olan bugünün teknolojisi ile geçmişteki teknoloji arasındaki fark. Evet, 32 GB. Aradaki fark çok büyük öyle değil mi? Buradaki Happy Top'u 5 MB'lık bir hafıza ama sabit diske bakın kocaman. Fotoğraf makinemle 2-3 fotoğraf çeksem zaten hemen 5 MB'ı doldurmuş olurum. Sağdaki hafıza kartına ise videolarımı, oyunlarımı ve daha bir sürü veriyi koyabilirim soldaki sabit diskin yalnızca 60 yıl önceye ait olması da epey şaşırtıcı. Size bilmem ama bana kalırsa bu teknolojik sıçrama muazzam bir boyutta. Bu konuyu ne zaman ciddi ciddi düşünsem tüylerim diken diken olur. Hayret edilesi bir şey. Sadece hafıza kartı da değil. Bilgisayarlarımızı, hesap makinelerimizi, cep telefonlarımızı bir düşünün. Kapasiteleri çok fazla. Yani bu soldaki durumla kıyaslanamaz bile. Peki tüm bu ilerlemeyi sağlayan şey nedir? Ben size söyleyeyim. Yarı iletkenler. Şu hafıza kartının içinde yarı iletken maddeler var. Ama aklımdaki soruyu hala yanıtlamadım. Yarı iletkenler bu işi nasıl beceriyor? İletken ve yalıtkanları aynı anda kullanarak da aynı şey yapılamaz mı? Gelin biraz detaya inelim. Bilgisayarın içinde ne var? En temel bileşeni ne? Bilgisayarların ALU yani aritmetik mantık birimi, CPU yani merkezi işlem birimi ve RAM gibi şeylerden oluştuğunu biliyorsunuzdur. Ama en temel birimi ne? Yani canlıların en temel birimi hücredir ya, bilgisayarınki ne? Bunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Bilgisayarların en temel birimi şu açma kapama düğmesi mantığında olan anahtarlar. Bu o kadar önemli ki, bilgisayarların içinde çok sayıda anahtar var. Hatta ne kadar çok anahtar olursa performans ve hafıza o kadar yüksek oluyor. Ama tabii bizim bildiğimiz açma-kapama düğmesiyle bilgisayarların içindeki anahtar biraz farklı. Bilgisayarların içindeki anahtarda hareket eden parçalar yok. Elle kapatıp açtığımız anahtarın aksine burada kontrolü sağlayan şey elektrik yani gerilim. Elektrik tarafından kontrol edilir diyelim. Peki hareket eden parçaları olmayan anahtar nasıl yapılır? Şimdi işin en can alıcı noktasına geliyoruz. Bilgisayar üretirken en gerekli olan şey şöyle bir cihaz yapmak. Bu cihaza akım sadece bir yönden girilebiliyor. Ancak diğer yönden çıkamıyor. Yani bir yönde iletken, öbür yönde yalıtkan. Bu tür bir cihaz yaparsanız hareket eden parçaları olmayan anahtar da yani bilgisayarda yapabilirsiniz. 1900'lerin başında sadece iletken ve yalıtkan madde kullanarak bu tür cihazlar yapılmıştı. İşte bir örnek. Karmaşık göründüğüne bakmayın. Bunlar çok eski ve birkaç deneyde kullanım dışında geçerliliği pek kalmadı. Buradaki sorun şu. Bu cihazlar ısıtılarak çalışıyordu. Bunlardan bir sürü alıp bilgisayarın içine koyduğunuzu düşünün. Bayağı bir ısı olur öyle değil mi? Ayrıca boyutları büyük olduğundan bilgisayarların da büyük olması onları da büyük boy odalara koymak gerekir. Sürekli soğutulmaları gereken büyük büyük bilgisayarlar düşünün. Ayrıca bu cihazları sürekli ısıtmak için büyük bir enerji gerekir. Üretimleri de sıkıntı çünkü çok büyükler. Ayrıca bir gün gibi bir süre içinde söndükleri için sürekli değiştirilmeleri gerekiyor. Tam bir kabus. İşte geçmişte bu cihazlar iletken ve yalıtkan maddeler kullanılarak üretiliyordu. Ancak günümüzde sadece yarı iletkenler kullanılarak bunları üretebiliyoruz. Büyük olanları da şöyle bir şey. İşte günümüzdeki cihazlar ve sadece yarı iletken kullanılarak üretiliyorlar. Bunların çalışması için ısıya ihtiyaç yok. O yüzden enerjiye de ihtiyaç yok. O yüzden son derece verimliler küçükleri de o kadar küçük ki bunlardan 1 milyar tanesini tırnağınıza sığdırabilirsiniz durum bu olunca anahtarların boyutu da küçülüyor ve bilgisayarlarımızın içine bunlardan çok sayıda sığdırabiliyoruz o yüzden de elimizde çok iyi performanslı bilgisayarlar oluyor Uzun lafın kısası bilgisayarlarımızda yarı iletkenleri kullanmamızın sebebi yarı iletkenler sayesinde olağanüstü küçük boyutlarda anahtarlar üretebilmemiz ve mükemmel bilgisayarlar yapabilmemiz. Diğer videolarda yarı iletkenlerin özelliklerini kullanarak nasıl böyle cihazlar yapabileceğimizi ve bu sayede hareket eden parçaları olmayan, yalnızca elektrik tarafından kontrol edilen anahtarları nasıl üretebileceğimizi öğreneceğiz.